Merhaba sevgili gençler. Bir Garip Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün ilk olarak 7. sınıfta sonra 9'da ve YGS'de yani üniversite sınavında bile karşısına çıkabilecek bir konu olan tam sayı problemlerini işleyeceğiz. Konu anlatımı yapacağım. Sonra çözümlü örneklerimiz olacak. Size soracağım sorular olacak ve video sonunda da size sürpriz bir sorum olacak. Yeni videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca konu istekleriniz olursa da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Dersimize kalem kağıt olmadan başlamıyorduk. Herkes hazırsa dersimiz başlıyor. Derse başlamadan önce isterseniz öncelikle problemleri çözebilmek için bilmemiz gereken tam sayılarda 4 işlemi hatırlayalım. İlk olarak toplama çıkarmaya bakacağız. Yani şu tarz sorular oluyordu. Eksi 3 artı eksi 2 olabilir. Ya da parantezsiz olanlar oluyordu. Mesela eksi 2 artı 5 eksi 10 gibi. İfadelerle karşılaşabiliyorduk. Yani toplama ve çıkarma gibi sorular oluyordu. Parantez kaldırma yöntemi yapıyorduk arkadaşlar. Eğer bu sorularda problem yaşıyorsanız size tavsiyem tam sayılarda toplama çıkarma konusunda bir çalışın. Hatırlatayım hemen. Parantez kaldırarak yapıyorduk. Burayı kaldırırsam hiçbir şey olmaz. Eksi 3 kalır. Burayı kaldırırsam artı ile eksinin çarpımı eksi, eksi 2 yapar. Daha sonra savaşıyorlardı. 3 tane eksi burada, 2 tane eksi burada savaşmazlar. Bir araya gelirler. Eksi 5 cevabını verir. İkinci sorumuza bakalım. Yine aynı mantık. Fakat bu sefer ne yok? Parantez yok. Direkt verilmiş. 2 tane eksi burada. 10 tane eksi burada ne yapar? 12 tane eksi. Sonra bunu da 5 ile topluyoruz. Eksiler 12 kişi, artılar 5 kişi savaşırlar. Eksiler kazanır 7 farklı. Toplama çıkarma olayı böyleydi. Çarpma bölmeye gelelim. Kural vardı. Eksiyle eksi ile eksi, artı ile artı. Yani aynıysa pozitif. Eksi ile artı, artı ile eksi. Yani farklıysa negatif. Kuralımız vardı. Birkaç örnek yapalım. Mesela eksi 3 çarpı artı 4 Eksi 10 bölü eksi 5. Bir tane daha yapalım. Ne olsun? Eksi 7 çarpı eksi 3. Çözelim. Şu artı 3 olsun. Farklı olsun. Çözelim. Eksi ile artın çarpımı farklı olduğu için. Eksi 3 kere 4 12. İşaretleri aynı. Pozitif. 10'u 5'e böl. 2. İşaretleri farklı. Eksi 7 kere 3 21 diyoruz. Evet. Öncelikle bu Dört işlemi çok iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer bilmiyorsanız önce bunlara çalışın. Daha sonra problemler konusuna devam edin. Sizin için açıklama kısmına bu konuların linklerini de ekleyeceğim. Hatta mümkün olursa sağ üst köşede de link vereceğim arkadaşlar. Problemlerimize geçmeden önce dilerseniz soru kalıplarından bahsedeyim arkadaşlar. Genelde burada bahsedeceğim soru kalıpların dışında çok fazla soru kalıbı yok. Öncelikle direkt işlem içeren problemler. Mesela diyor ki eksi 10'u eksi 2'ye bölüp 5 eklersem kaç yapar tarzında sadece işlem içeren sorular oluyor. Bunları problem şeklinde soruyor. Sonra yükseklikle ilgili problemlerimiz var. Mesela kat problemleri. Eksi üçüncü kattan beşinci kata gidersem ne olur? Ya da uçak ve balık arasındaki mesafeler. Yani sıfırın üstü ve sıfır altı gibi problemler sorabiliyorlar. Daha sonra eksi ve artı değerli sorular. Mesela sınavda doğrular 5 puan, yanlışlar eksi 3 puan. Ya da dart atma problemleri oluyor. Bir alan 5 oluyor, bir alan eksi 2 oluyor. Bu tarz artılı eksi değerler olan sorularımız olacak. Bunlardan da çözeceğiz. Sıcaklık problemleri kaçınılmaz zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Hava eksi 3 dereceydi. Şu kadar arttı bu kadar azaldı gibi sorular soruyorlar. Bunlardan da çözeceğiz. Son olarak ortalama hesaplama problemleri. Artılı eksili değerler veriyor. Bize ortalama soruyor. Ne yapıyorduk? Toplayıp kaç adet varsa bölüyorduk. Tabi burada da eksili artılı sayılar oluyor. Bu 5 tane soru kalıbının hepsinden de sorular çözeceğiz. İlk soru kalıbımızla başlayalım arkadaşlar. Dedim ya direkt işlem içeren problemler sorabiliyorlar. Nasıl? Mesela eksi 3 ile artı 5 arasındaki tam sayıların çarpımı kaçtır? Problem şekline getirmiş bir soru. Eksi 3 ile 5 arasındaki sayılar. Eksi 3 artı 5. Arasındaki sayılar nedir? Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4'tür. Bunların hepsini çarpmamı istiyor. Başlayalım. Eksi 2 ile eksi 1'i çarparsam. Eksi eksi artı yapar. Artı 2. Artı 2 ile 0'ı çarparsam 0 ile neyi çarparsan çarp 0. 0 ile 1'i çarp 0. 0 ile 2'yi çarp 0. 0 ile 3'ü çarp 0. 0 ile 4'ü çarp yine 0. Bakın tuzak bir soruydu. 0 çıkıyormuş arkadaşlar. Ve ikinci soru kalıbımız yükseklik içeren problemler. Ali eksi ikinci katta oturuyor. Böyle resim çizerek de yapabilirsiniz. Burası apartmanın girişi olsun. Giriş. Ali 1, İki kat aşağıda oturuyor. Beşinci katta oturan arkadaşını ziyaret etmeye gidiyor. Beşinci kat. Üstleri pozitif. Onları yeşil yapalım. Bir, iki, üç, dört. Beşinci kat burada oturuyormuş arkadaşı. Şimdi bunun için kaç kat hareket etmesi gerekiyor? Aslında bu işlemi direkt şöyle düşünebilirsin. Bakın iki kat buradan çıktım. Beş katta buradan çıktım. Cevap beş artı iki eşittir. Yedi cevabını verecek. Yani işlem bu kadar basit resim haline getirseniz daha kolay anlaşılır hale gelecektir. Bunu bazen uçak ve balık sorularına çeviriyorlar. mesela uçak 300 metre yukarıdan tabi bu kadar aşağıda olmaz ama Balık denizin eksi 20 metre altındaysa aralarındaki mesafe kaç metredir? yine aynı mantıkla Burası 300. Bu mesafe 20 topla 320 mantığıyla çözüyoruz. Üçüncü soru kalıbımıza geldik. Dilerseniz bu sıra sende sorusu olsun. Hadi bakalım videonuzu durdurun ve bu soruyu çözmeye çalışın. 5 saniye sonra ben çözmeye devam edeceğim. Evet 5 saniyemiz doldu. Dilerseniz çözelim. Ahmet girdiği bir sınavda her doğru için 5 puan. Doğru 5 yani artı 5. Her yanlış için yanlış eksi 2 alıyor. Sınavda, oh, burayı yanlış yazmışız. Sınavda 4 doğru, bakın doğrularımız kaç tane? 4 tane. Yanlışlarımız 3 tane. Buna göre kaç puan almıştır? Burada tek tek öncelikle çarpma işlemi, yani tam sayılarda çarpma işlemi yaparak kaçar puan alacağını bulacağız. Artı 5 çarpı 4. Her ikisi de pozitif. Sonuç pozitif çıkar. Artı 5 kere 4 20. Burası artı 20. Aşağı geliyorum. Eksi 2 çarpı 3. Eksi ile artıyı çarparsam eksi 2 kere 3 6. Sonra da toplama işlemi. Artı 20 ile eksi 6'yı toplayacağım. Parantez kaldır. 20 yapar. Parantez kaldır. Eksi 6 yapar. 20'den 6 çıkar. 14 puanı oluyormuş arkadaşlar. Bu sorunun cevabı da 14. Umarım doğru çözmüşsünüzdür. Dördüncü soru kalıbımız 4 diyelim. Bu da sıcaklıkla ilgili problemler. Sefaköy'de, bu arada Sefaköy'deyim arkadaşlar şu an zaten arkadaki uçak seslerinden havaalanına yakın bir yerde olduğumu. Sefaköy'de hava 12 derecedir. Şu an 12 derece. Her saat hava sıcaklığı 2 derece düştüğüne göre 10 saat sonra hava sıcaklığı kaç derece olur? Bu soruyu iki şekilde çözebilirsiniz. Öncelikle mesela model çizerek sadece işlemi bak. Mesela şu an 12, 10 saat sonra diyor. 1 saat sonra 10 derece. 2. saatte de 8, 3. saatte 6, 4. saatte 4, 5. saatte 2, 6. saatte 0 oldu. Bu 6. saat. 7. saatte 2 derece daha düşecek. Eksi 2, 8. saatte eksi 4, 9. saatte eksi 6, 10. saatte eksi 8. Bu şekilde tek tek deneyerek eksi 8 bulabilirsiniz. Fakat her zaman böyle çözmeyeceğiz. Kısa yolu ne? 10 saatte 2 derece düşerse 10 çarpı eksi 2 artı ile eksiyi çarparsam eksi 2 kere 10 20. 20 derece düşecek. Yani şu an 12, 12 ile eksi 20'yi toplayacağız. Bu da ikinci yöntemimiz. Toplarsam bu parantezi açacağım. Artı eksi, eksi 20 yapar. Burası da 12. 12'den 20 ya da artılar 12 kişi, eksiler 20 kişi, eksiler 8 farkla kazanır. Bakın yine eksi 8 çıktı. Bu işlem, bu modelleme yöntemi. İstediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. Ve en çok sorulan soru kalıplarımızdan sonuncusuna geldik. Ortalama hesaplama problemleri. Burada dedim ya ortalama hesaplıyor. Diyor ki İstanbul'da gündüz sıcaklığı 10 derece, akşam sıcaklığı eksi 4 derece, gündüz 10, akşam eksi 4 derece. Buna göre sıcaklık ortalaması kaçtır? Sıcaklık ortalaması bulmak için arkadaşlar verilen sıcaklıkları toplayıp kaç adetse bölüyorduk. Burada iki sıcaklık vermiş. O zaman 10 artı eksi 4 yapacağım. Öncelikle eşittir diyorum. Artı ile eksiği aç. Eksi 4 yapsın. 10 eksi 4. 10'dan 4 çıkar. 6. Sıcaklık toplamı 6. Şimdi bunu 2'ye böleceğim. 6 bölü 2 de 3 derece yapıyor. Mesela burada kolay sayılar vermiş. Fakat ne kadar olursa olsun mesela 3 sıcaklık verseydi toplayıp 3'e böleceğim. Bir videomuzun daha sonuna geldik sevgili gençler. Şimdi ekranda gördüğünüz soruyu çözüyorsunuz. Cevabınızı yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Ayrıca konu istekleriniz olursa da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bizi Facebook, Twitter ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şimdi sloganımızı da kapatıyoruz. Takipte kalın ve tavsiyeye devam edin. Herkes bir garip matematiği tanıyana kadar. Bir dahaki videoda görüşürüz.